İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Antalya Milletvekili Tuğba Çoka'nın sosyal medya üzerinden açıkladığı istifasına ilişkin, "İstifa etmiş hiçbir arkadaşım hakkında olumsuz bir kelime etmedim. Çünkü istifa tek taraflı saygı duyulması gereken bir kavramdır," dedi. İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Yücel Apaydın da Alanya Posta TV'de katıldığı canlı yayında görevden alma ve istifaları ilişkin soruyu yanıtladı. Takdir edersiniz ki bütün büyümeler, oluşumlar biraz sancılı olabilir. Teşkilat kültürü başka bir şey. Teşkilatçılık kültürü daha doğrusu. Ama Antalya'da olan durum, iki ilçe başkanımızın aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde yönetim kurulunda olmaları hasabıyla il başkanımızın kendilerine bu yönetim kurulu üyeliklerinden feragat etmeleri yönünde telkinlerini bu konuda bir duruş sergilememeleri ve bu konuda karar almamaları neticesinde tedbirli olarak disipline sevk edilmeleri sonrasında gelişen olaylar bunlar. Sanırım milletvekilimizin istifasında aynı şekilde. Akabinde meclis üyeleri, iki tane de meclis üyesi istifa etti. Bir tane meclis üyesi Kumluca'dan. O da tedbirli disiplin kuruluna verilen meclis üyesi Mehmet Bey. Teşkilatçılık adabı disiplini gereği kendi kurulları içerisinde partiler, siyasi partiler hiyerarşik yapı içinde disiplin kurallarını uygularlar. Buna istinaden gelişen diğer partilerde çok daha fazlasıyla olan olaylar bunlar. Önemli olan halkın partiye nasıl baktığı, yöneticilere nasıl baktığı, liderimizin ve partimizin ilke ve prensipleri önemli olan bizler için. Şahıslar gelici geçicidir. Biz kendimiz de olsak, bir başkası da olsa, kişiler asla kurumları bütünüyle bir yerden alıp bir yere taşıyamazlar. Önemli olan partimizin geleceğidir, omurgasıdır. İYİ Parti İlçe Başkanı, Alanya Teşkilatı'nın görevden alınmasını bekleyip beklemediğine ilişkin soruyu da yanıtladı. Apaydın, canlı yayında İYİ Parti Alanya Teşkilatı'nın kongre takvimine ilişkin de bilgiler verdi. Biz uygulamaları eleştiriyoruz. Bu da bizim en doğal hakkımız. Derlerse ki çok eleştiriyorsunuz, biz bize oy veren, bizim gibi düşünen, yani bizi böyle düşünmeye sevk ve idare eden vatandaşların söylemek istediklerini dile getiriyoruz. Onları temsil ediyoruz. Derlerse ki çok eleştiriyorsunuz. Hayır, biz %22 oy aldık. Zaten bizim eleştirimiz de o civardadır yani. Hesabı da yapsın. %22 oranında diyorsunuz. Evet. Peki, Mis Göztaş'ı size iyi yayınlar dilemiş. Çalışmalarını da destekliyorum demiş sizi. Kürşat Bozkurt, Yücel Başkan'a sormak istiyorum. Alanya'da İYİ Parti İlçe Kongresi olacak mı? Olacaksa ne zaman olacak? Evet, seçilmiş olmanızı dileyen bir yorum yapmış. Alanya'da atanmış değil, seçilmiş ilçe başkanı ne zaman olacak demiş. Efendim, nasıl işliyor takvim? Şimdi takvim bu hafta sonu Gündoğmuş'ta ilk kongremizi gerçekleştireceğiz. İlimizin, il başkanımızın belirlediği bir oran vardı. Dediğiniz gibi %10 üye kaydı oranı. Bunu gerçekleştirmeye çalışacağız. Öyle tahmin ediyorum Mart içinde bu gerçekleşirse Mart sonu ya da Nisan'da biz de kongremizi yani kongre şartı %10 barajı mı? Yani bu şart değil, kanun değil, tüzük değil. Bu prensip olarak belirlenmiş, motivasyon için ortaya konulmuş bir oran. Yani bu da mantıklı aslında. Çünkü 36 bin kişi oy verdiyse, bir mahallede 2 bin oy aldıysak 200 kişiyi orada bulabilmeli ve üye yapabilmeliyiz. Fakat takdir ederseniz ki Alanya özellikle çok geniş bir coğrafya ve buralara ulaşmak için partimizin hafızası yeni olduğu için iletişim anlamında çok da geniş veri tabanımız olmadığı için birebir ulaşarak ya da sosyal medya üzerinden ulaşarak bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu da sürekli artarak devam ediyor. Yani